Şizofreni genç yaşta başlayan, kişiler arası ilişkilerde bozulmayla devam eden ve kişinin yavaş yavaş içine kapandığı bir süreçle sonlanan bir hastalıktır. Duygularda, düşüncelerde ve davranışlarda bozulmalarla seyreder. Şizofreninin belirtileri pek çok sınıflandırmaya tabi olmuştur. Pozitif ve negatif semptomlar vardır. Pozitif semptomlar kişinin hiç olmayan bir düşünceye inanması, örneğin takip edildiği, kendisine çip takıldığı ya da farklı komplolara kurban gittiği gibi hezeyanların ortaya çıktığı bir tablo vardır. Bazı şizofrenlerde buna ek olarak kulağına çeşitli sesler gelme ya da görüntüler duyma gibi halüsinasyonlar ortaya çıkabilir. Negatif semptomlarda da bizim genelde gördüğümüz hastaların içine kapanması, bir otistik süreç yaşaması, kimseyle iletişim kurmak istememesi ve zaman içerisinde iş gücü kaybıyla birlikte günlük yaşamını idame ettirecek becerilerden de becerilerinde ortadan kalkmasıyla sonuçlanır. Şizofreninin kalıtımsal nedenleri vardır. Ailevi geçiş önemlidir. Ancak %100 genetik bir hastalık olduğunu söylemek mümkün değil. Beynin bozulan bazı alanları var. Beyindeki dopamin, serotonin, noradrenalin denilen bazı kimyasal maddelerin, nörotransmitterlerin seviyesindeki değişiklikler neden olabilir. Yine şizofreniye benzeyen bazı tablolara neden olan tıbbi hastalıklar vardır. Tabii bir beyin hastalığıdır şizofreni. Eskiden şizofreninin daha mistik bir yönü olduğuna inanılırdı. Ancak günümüzdeki bilimsel çalışmalar şizofreninin organik bir beyin hastalığı olduğunu ortaya koymuştur.